Merhabalar. Yılın ilk dolunayı Salı günü sabaha karşı gerçekleşecek. Dolunayın etkileri birkaç gün önceden başlayıp 3-4 gün sonrasına kadar yoğun olarak devam edecek. Bu etkilerin süresi kişiye göre 10 gün kadar devam edebilir. İkinci evdeki Güneş, Satürn, Plüto ve Venüs'ün Oğlak burcundaki stelyumu 8. evdeki yengeçte duran ay ile karşıt açı oluşturuyor. Bu karşıt açı gökyüzünde sık görmediğimiz bir uçurtma açısının içinde yer alacak. Neptün, Mars ve ay arasındaki büyük su üçgenine Neptün Güneş ve Mars Güneş'in 60 derecelik açıları da eşlik ediyor. Bu demektir ki büyük bir sezgisel ve duygusal uyanış yaşayacağız. Ancak bununla akıl, mantık, çalışma yaşamı arasında çelişkili durumlar, zıtlıklar ve bitişler ortaya çıkabilir. Mantık yürütme ile duygusal sezgisel davranış çelişkilerinin iniş ve çıkışlarının sertçe yaşanacağını görüyoruz. Özellikle yapmamız gereken tutarlı, mantıklı çalışmalarımız ve kararlarımız ile yükselen duygu ve sezgilerimiz arasındaki kararsızlıklar, zıtlaşmalar, gerginlikler, kopuş ve sonlanmalar ortaya çıkabilir. Duygu ve mantık arasında çok güçlü iki gökyüzü konumunun birbirleriyle zıtlaşması öyle görülüyor ki çok zorlu geçecek. Stelyum'daki Plüto'da eskinin terk edilmesi ve yeni oluşumlara kapı açılmasını oldukça zorlayacak. Ancak mantıklı gelecek planları, özellikle kariyer hayatımız için yeni şans kapıları açacak. Bu dönemde özellikle başkalarına ait maddi konularda, örneğin miras ve vergi konularında tartışmalardan kaçınmalıdır. Parasal konularda temkinli, tedbirli ve uzun vadeli planlar yapmak uygundur. Bırakamadığımız duygusal konularda zıtlaşma ve çekişmelere girilmemelidir. Yapılacak sert tartışmaların bu dönemde kadersel bir getirisi olabileceğine dikkat edilmelidir.